Değerli dostlar, güzel bir gününüz olsun, keyifli olsun, hamd ve şükürümüzün en yüksek mertebede olduğu günler olsun. E, bugünkü tasavvuf sohbetlerimizden e, sabretmek, sabır ve imtihan dediğimiz konuyu e, naçizane paylaşmaya çalışacağım. Bildiğiniz gibi e, gündelik konularımızı, Kur'an-ı Kerim'in hangi ayetlerinde bulabileceğinizi, e, oradan bakarak nasıl kendinize bir dayanak noktası oluşturup tutunacağınız hakkında bilgilendirmeler yapıyorum. E, Nacizhane e, belirli zamanlarda bunları okursanız, üzerinde emek verirseniz e, bu konularla ilgili e, kendinize e, güzel dayanak noktaları oluşturmuş olursunuz. Bizim rehberimiz Kur'an-ı Kerim'dir biliyorsunuz ve bunun içerisinde e, aslında her sorumuzun cevabı mevcuttur. Sabretmek, e, sabır ve imtihan konusunu naçizane paylaşmak istiyorum. Bakara suresinin 155. ayeti. Ali İmran suresinin 186. ayeti, Ankebut suresinin 3. ayeti, 2 ve 3. ayetleri, Ali İmran'ın 142. ayeti, Muhammed suresinin 31. ayeti, Bakara'nın 214. ayeti, Furkan suresinin 25. sure yani 20. ayeti, 16 Nah suresinin 41 ve 42. ayetleri, Yine nah suresinin 110. ayeti, İnsan suresinin e, 24. ayeti, Kalem suresinin 48 ve 49. ayetleri, e, 52. surenin yani Tur suresinin 47 ve 48. ayeti, 30 yani Rum suresinin 58 ve 60. ayeti, Mümin suresinin 55. ayeti, 10 yani Yunus suresinin 109. ayeti, Fusulet suresinin 34 ve 35. ayeti. Zümer suresinin 10. ayeti. Beled suresinin 17 ve 18. ayeti. Ali İmran 16-17 ayetleri. Rat suresinin 20 ve 22. ayeti. Furkan suresinin 72 ve 75. ayeti. Haç suresinin 34 ve 35. ayeti. Kef suresinin 27 ve 28. ayeti. Gördüğünüz gibi ne kadar çok değil mi? İnsan... Ee, yaşamında aslında her türlü sorusun cevabını e, bu güzel kitabımızda bulabilir. Nas suresinin 96. ayeti, Bakara'nın 45. ayeti, 153. ayeti, Enfal suresinin 46. ayeti, 66. ayeti, Ali İmran'ın 120, Ali İmran 200, Kasas 79-80, Hud 10-11... Ali İmran 146, Enam 34, Lokman 16, 17 diye gidiyor. Ee, aslında inanın bana o kadar güzel bir şekilde anlatılmış ki hepsi. Ee, mesela Ali İmran 120. ayet. Kısaca bir okuyayım. Size bir iyilik dokunsa bu onları tasalandırır. Başınıza bir musibet gelse buna da sevinirler. Eğer sabreder ve korunursanız... Onların hilesi size hiçbir zarar vermez. Şüphesiz Allah onların yaptıklarını çepeçevre kuşatmıştır diyor. Ali İmran 120. ayet. Yani bakın güzel dostlar öyle bir şey ki aslında sabretmek. Sabrettiğinizde aslında biraz mazlum oluyorsunuz ve Yaradan size bütün rahmetini ve bereketini indiriyor. Bunu da ayetleriyle çok net anlatmış. Ali İmran 142 mesela. Yoksa Allah içinizden cihat edenleri belli etmeden, sabredenleri ortaya çıkarmadan cennete gireceğinizi mi sandınız? Yani sabredenler için mükafatın olduğu çok net, müjdeleniyor burada. Ee, aynı şekilde şöyle yine size şuradan Bakara 155. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlık ve mallardan, canlardan ve ürünlerden biraz azaltma ve fakirlik ile deneriz diyor. Ey peygamber sabredenlere müjdele, onlara e, korkusuz günler vardır gibi bir cümle var. Yani burada e, hangi sınavı yaşıyorsanız, hangi imtihanı yaşıyorsanız sabretmek için bu güzel sureleri okuduğunuzda her birinde Rabbim başınıza gelen olaylara sakın isyan etmeyin, e, sabırla durmaya çalışın ve bu ayetlerle ben size bunun müjdelerini veriyorum diyor. Mesela Asr 1 ve 3. ayetleri 103. surenin Asra yemin ederim ki insan gerçekten ziyan içindedir. Bundan ancak iman edip iyi amel işleyenler, birbirine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır diyor. Hep de anlatırım yayınlarımda insan ilişki ve çelişkiyle yaşayan bir varlıktır. Her an ve her dakika ziyan içindedir. Yani her an ve her an bir şeyleri kaybetme korkusu, panik vesaire. Ancak Sabredip iyi ameller, iyi niyetler içerisinde bulunan ve Allah'a teslim olanlar bunu aşabildiklerini çevremizde de gözlemliyoruz. Efendim bu anlattığım bilgiler inşallah sizin farkındalıklarınıza vesile olsun. İnşallah kalbinizin ferahlayıp göğsünüzün genişlemesine vesile olsun. Özellikle Kur'an ayetlerini, sure ve ayetlerini bu şekilde anlatmak istiyorum ki gündelik hayatımızın içerisinde yaşadıklarımızı Kur'an'ın içerisinde nasıl bulacağımızı bilmeyebiliriz. Kur'an-ı Kerim'i okumaya feyiz olsun diye size böyle bölümler halinde anlatıyorum. Bu bilgilerin hazırlanmasında ve derlenmesinde. Hizmet etmiş olanların hepsinin kalplerine, ferahlık göğüslerine genişlikler diliyorum. ve Aynı zamanda yolları açık olsun ve hidayetleri her daim bol olsun. Rabbim onlardan razı olsun diyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle, hürmetlerimle.